sormaya başladılar. Ve bir korku, bir Beşar Esad'dan sonra o kadar büyük felaketler olabilir ki diye bir korku atmosferi oluşturarak Beşar Esad rejiminin kalmasını ehvenişer gibi gösterme çabası içine girenler oldu. Türkiye'de ise bunu hükümetimizi tekrar eleştirebilmek için, yani 1,5 yıldır kullandığınız bütün argümanlar çökmüş. Beşar Esad Şam'ı bile kontrol edemez hale gelmiş. En yüksek komutanları terk ediyor, firar ediyor. Dolayısıyla artık gideceği anlaşılmış. Bu sefer bulunduğunuz şeyi, hani bazen eksen kayması deniyor ya, değiştirip bir başka eksene oturtuyorsunuz şeyinizi, eleştirilerinizi ve diyorsunuz ki Beşar Esad gittiğinde şöyle olacak. Bu şu anlama gelmiyor. Risk yok değil. Bakın ben çok açık bir şekilde. Bunu besleyen gelişmeler yaşanmıyor. Geçen sene Suriye'de olaylar ilk olduğunda verdiğim demeçler, daha olmadan önce yaptığım değerlendirmelerde de hep söyledim. Orta Doğu'daki değişim süreci kaçınılmazdır. Ama bu değişim sürecinin en zor, en çetrefil, en karmaşık şeyi Suriye'dir. Biz bunu biliyoruz. Birçok riskler de karşı karşıya kalınabilir. Önemli olan siyaset yapımcıları bir uzun dönemli süreci görecek ve uzun dönemli sürecin sonundaki hamleye kendini hazırlayacak. Biz bu hamleye kendimizi hazırlamak için Beşar Esad'ı ikna etmeye çok yani bu hamle sonunda onun da içinde olduğu bir son olsun diye, hani bir sürecin tamamı, çok uğraştık. Olmadığında ise o gelinecek son noktaya göre kendi tedbirlerimizi almaya başladık. Değişim zor ve çetrefil olacak hali. Kuzey Suriye'deki takım gelişmelerde öngörmüş müydünüz? Tabii, bugün yaşanabilecek. Tabii, olmaz mı? O şimdi, çünkü eleştiriliyor. Yani bakın, çok hazırlıksız yakalandı. Bakınız, daha olaylar ilk başladığı andan itibaren Başbakanımızın talimatıyla aldığımız kararlar çerçevesinde biz Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız, MİT Müsteşarlığımızda sürekli kriz yönetimleri, sürekli geçen hafta da yine yaptık biliyorsunuz güvenlik zirvesinden sonra. Güvenlik zirvesinde genel ilkesel tutumlar belirleniyor. Ve oradaki gidişat şey oluyor. Çünkü bakanlar kurulumuz da belirleniyor. Sonra sürekli bir kriz yönetimi yapmamız gerektiğinde de bunu yapıyoruz. Şimdi elimizde, Suriye gibi bir ülkede, bütün verileri elimizde. Nerede ne olduğuyla da ilgili olarak. Risk yok mu? Risk var. Ama ve bu hep olacak. Bunu yine burada şeyce söylüyorum. Çok açık yüreklikle biz halkımızla şeyi paylaşmak durumundayız. Orta Doğu'daki bu değişim süreci nasıl Balkanlar'da 10 yılı aşkın süre aldı, hala devam ediyor. Evet. Orta Doğu'da da uzun sürecek. Sürebilir. Birçok risk alanları çıkabilir. Ama bu sizin dışınızdaki bir gelişme. Nasıl Bosna'daki gelişme Türkiye'de sorumlu tutulamazdı. Ya da Jivkov'un Bulgaristan'da yaptıkları ama biz mültecilerimizi, soydaşlarımızı mülteci olarak ağırladık. Birçok sıkıntı yaşadık. Şimdi de bunlar yaşanıyor. Bunlar bizden kaynaklanan sıkıntılar değil. Ama biz bunlardan etkileneceğiz. Yani yanlış politikalar nedeniyle bu gelişmeler Hayır, oluyor. Yani, zaten öyle bir anlatım var ki işte bazılarının anlatımı. Sanki biz Ebu Aziz'i biz tuttuk ve kendisini yakmasını biz telkin ettik de bütün bu şey patladı. Yani buraya Tunus'taki. Kadar neredeyse Tunus'taki ilk olaylar. Şimdi şuraya geleceğim. Son bir hafta içinde oluşturulmaya çalışılan tablodaki yanlışlık burada. Güvenlik zirvesinde biz Suriye'nin kuzeyi derken Irak'ın kuzeyinden farklı olan noktasına geleceğim. 911 kilometrelik son derece karmaşık, yani bir kuşak olarak tek bir etnik, tek bir mezhebi olmayan bir coğrafyadan şeyden bahsediyoruz bizim sınırlarımızda. Ama çoğunluk Kürt değil mi? Hayır, hayır. Yok, değil olur mi? Mu? Yani 911 kilometre Kamışlı'dan Laski'ye kadar alırsanız, nereye kadar derinliğini aldınız, Halep'i bu derinliğin içine katarsanız 30 kilometre. Araplar. Yani bu tutum Kürt kardeşlerimize karşı bir tutum da değil. Ona ayrıca evet. Ona geleceğiz. Yani bizim açık söyleyeyim, Sayın Neçirvan Barzani ile o zaman Başbakan Başdanışma olarak Bağdat'ta ilk görüştüğümüzde 1 Mayıs 2008, Türkiye'de Kuzey Irak'la temas edeni neredeyse hain gösteren bir psikolojik ortam hazırlanmıştı. Biz o ortamı kırdık. Biz o ortamı kırdık. Çünkü bizim için Kürt ve Arap ve Türkmen ve Müslüman ve Hristiyan, bu coğrafyalar söz konusunda bu anlamda bir fark gözetmeyiz. Sünni işi, hepsiyle ilişki kurarız. Hepsiyle ilişkimiz var. Ama ortada bir vaka var. Şimdi bu uzun 911 kilometrelik sınırda çok çeşitli etnik ve mezhebi unsurlar var. Kuzey Irak gibi değil. Bir kere bu vakayı tespit edelim. İki, tabii ki bir kaos ortamı doğduğunda o zamana kadar rejimin yanında olan unsurlar bile PYD gibi
bu kaostan istifade etmek isteyip oportunist bazı ve provokatif eylemlere girerler. Fiili durum. Fiili durum yaratabilmek için, biz varız demek için, ön almak için. Bu 90 Kuveyt değil mi bu? Irak Savaşı sonrasında, yani 1991'deki savaş sonrasında PKK aynı şeyi Kuzey Irak'ta da yapmaya çalışmıştı. O zaman PKK ile Barzani güçler, KDP güçler arasındaki çatışmanın sebebi de buydu. Şimdi ciddi boyutlarda biz her şeyi ciddiye alırız. %1 bile bir risk varsa bu ülkenin geleceği için biz onu ciddiye alırız. Onun için ciddiye alıyoruz ama abartıldığı gibi de değil. Başbakanımızın açıklamalarındaki şey de o. Bir panik, bir telaş veya bir büyük bir şey değil. Risk hesaplamaları yapılıp ona göre tedbirimizin alacağının işaretlerini vermiştir. Şimdi buradaki riskler ne? Düz bir yer değil mi orası? Tabii, dağlık, teröre tabii, müsait bir alan. Tabii düz bir yer ve o yerde bakın köy köy. Ben dün anlattığım şeydi ama kısaca tekrar vurgulayayım. Kamışlı'dan yani Suriye'nin en doğusunda, kuzeyinin en doğusundan başlayalım. Haseki Kamışlı o bölgede El Cezire bölgesi olarak bilinir. Kürt kardeşlerimiz yaşar. Tamam. Oradan Kobani'ye kadar gelir. Yani bizim Suruç'un karşılığında. Urfa. Arada 150-200 kilometre belki daha fazla şey var. O arası daha az meskun ama Arap ve Türkmen aşiretleri var. Köyleri. Urfa'ya benziyor biraz. Tabii. Benzer evet. Yani bizim karşımız... Burada ne varsa... Tabii karşıda o bir sürekliktir. Bunlar bu sınırları... Biz dikte etmedik. Çok suni değil mi öyle? Tabii ortadan... bu sınırlar bize dikte ettirilmiş sınırlar. Yani bir anlamda Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sykes-Picot'la vesaire birçok arka planı var. Dolayısıyla akrabalar karşılıklı hattın üstü hattın altı denir. Sonra Kobani bölgesi var. Orada çok daha az sayıda yani Kamışlı ve Haseki'ye göre bir grup Kürt kardeşimiz daha yaşıyor. Sonra bir ara var Arap aşiretlerinin yaşadığı Halep'in daha kuzeyi Azdaz vesaire. Sonra orada da Afrin var. Yine Kürt kardeşlerimizin yaşadığı, Arap kardeşlerimizle yan yana iç içe. Oradan alıyorsunuz Afrin'den. İdlib'in Hatay'a tarafı, bizim tarafa, İdlib'in bizim yakasını düşünün. İdlib de içinde olmak üzere yoğun bir Kürt nüfus var. Arap nüfus var. Bütünüyle evet. Arap, bütünüyle Arap. Sonra Cebel Kürt bölgesinde az bir Kürt kardeşimiz var. Sonra da... Yayla Dağı'nın hemen doğusundan denize kadar da bayır bucak Türkmenleri var. Evet. Şimdi böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sanki öyle bir hava verildi ki bazı haritalar çıkartıldı böyle kırmızıya boşanarak. Bütün o coğrafyada PKK hakim. Bütün o coğrafyada PKK tek bir yerde bile hakim olsa küçük bir köyde bile biz onu risk unsuru olarak görürüz. Çünkü bu bir terör unsurudur. Bunu önemsizleştirmek için söylemiyorum. Ama Kuzey Suriye diye sanki böyle bir kuşak var ve böyle bir hani Başbakanımızın haritalara izin ver. Böyle bir harita uyandırılmaya çalışılıyor. Biz son kriz toplantısında bütün... Batı Kürdistan kavramı evet, yani... geçerli bir kavram değil o zaman. Hayır bunlar kullanılabilir. Herkes kendi terminolojisini kurar ama denize kadar ulaşan böyle kesintisiz bir coğrafya şeyi doğru değil. Ben son toplantımızda Genelkurmayımızdan, MİT Müsteşarımızdan bütün haritaları ortaya koyduk. Bütün haritalar köy köy. Evet. Ve şu sonuca vardık, bu haritalar üzerinden birileri öyle haritalar sirküle ediyorlar ki sanki harita olunca gerçek kabul ediliyor ve haritayı boyuyor. O kafasındaki haritayı oraya çıkarıyor. Evet. Biz o haritaya izin vermeyiz tabii. Peki nedir bizim için? Nasıl izin vermek? Evet. Bizim için nedir yani esas burada risk şey unsurları yani kabul yani edilemez biz neye unsurlar. Karşıyız, neye karşı değiliz? Evet. Ben birincisi sorayım. Nerede olursa olsun sınırımızın yakınında ve kim tarafından olursa olsun bir terör yapılanmasına karşıyız ve izin vermeyiz. Bu konuda da her türlü hakkımızı mahfuz tutarız. Bu ister PKK olsun, diyelim Rusya'nın veya bazen iddia ettiği gibi El-Kaide unsurlar da var Suriye'de diye. Biz de görüyoruz, biz de gözlüyoruz. İçeride bir takım başka terör unsurları da var. Onları da gözlüyor, yakından takip ediyoruz. Ama bütün Suriye yaygın şekilde değil. Bunlar ister El-Kaide ister PKK olsun sınırımıza gelen terör unsurlarının bizim güvenliğimiz için bir risk oluşturduğunda ve ulusal güvenlik meselesi olarak görür. Her türlü tedbir alırız. Bu her türlü tedbirin sınırını koymuyorum. Çok affedersiniz. Bir bu terör. Ama terörden ibaret bir durum değil. Yani bir de şöyle bir şey var. PKK'nın işte oradaki uzantısı PYD'nin ütopyaları var. İşte paralel devlet yapılanmaları var öngördükleri. Bizdeki şimdi, KCK'yı oraya kurmaya bakın, çalıştığı. Bir şimdi, de baskıcı otoriter bir şey de var. Şu da yanlış. Sanki bu tutum şeye karşı Kürt kardeşlerimize karşı. Ya orada fiili karşı. Bir şey şimdi kurarsan. Şimdi oraya geleceğim fark şu. Orada Suriye Kürt Ulusal Konseyi var.
bir şey olarak Kürt Ulusal Konseyi. Bizim Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile ilişkilerimiz var. Misafir de ettik, görüştük de, tekrar da görüşeceğiz. Nasıl Arap unsurlarla görüşüyoruz, Türkmen unsurlarla, Hristiyanlarla. Kürt kardeşlerimiz sınırımız itibariyle en yakında. Dolayısıyla görüşüyoruz. Hiçbir zaman onları ihmal etmedik. Onların hakları ihlal edildiğinde geçmişte, yani vatandaşlık bile verilmediğinde, Kürtleri temsil ediyor. Tabii, vatandaşlık bile verilmediğinde haklarının takipçisi biz olduk, başkaları değil. Beşar Esad'a açık bir şekilde geçen sene Nisan ayında şu üç şartın yerine gelmesini istiyoruz, şu üç şeyin yapılması sizin için iyi olur, biz de bunu arzu ediyoruz dediğimiz şeylerden biri olağanüstü halin kaldırılmasıydı ki muhalefetin örgütlenmesine izin verilsin diye. Diğeri Kürtlere vatandaşlık hakkı verilmesiydi, kimlik verilmesiydi. Üçüncüsü de ordunun halkla karşı karşıya getirilecek şekilde şehirlere sokulmamasıydı. Bu için yapsaydı Beşar Esad, başkasına gerek yok. Hakkıyla yapsaydı. Olağanüstü hali kaldırdık dedi ama olağanüstü halden daha kötü duruma getirdi vesaire. Şimdi dolayısıyla onların bütün haklarının gerektiğinde savunucusu, gerektiğinde destekleyicisi biziz. Yani Kürt kardeşlerimiz. Suriye Kürt Ulusal Konseyi değil. Ama PYD'nin fırsatçılığı şurada. PKK'nın PYD. PKK geçmişte olduğu gibi bu kriz süresince de PYD ile birlikte Suriye rejimiyle işbirlikçilik yaptı. Yani Suriye rejimini... Yani, tabii. Odaki bir adamları var. Salih Müslim galiba. Biz diyor Esad'ın gitmesini istiyoruz. Hayır. Olur mu? Şimdi istiyor. Geçen sene onları oraya girmesine izin veren kimdi? O, geçen sene kuzeydeki hani Halep'te şey arasında veya Kobani, Afrin bölgesinde ordu hakimdi. Nasıl girdiler onlar oraya? PKK unsurları Kuzey Irak'tan nasıl sızıp girdi? Öyle çok Beşar Esad'ın izniyle, desteğiyle. Bir rejimi şimdi, destekliyor PYD. Şimdi o rejimin gideceğini hissedince kendisinin rejimle kendisi arasında mesafe koyup o bölgelerde de facto bir yönetim kurmaya çalıştı. Çalışıyor. Yani çok küçük alanlar bunlar ama yani bütün o Suriye'nin kuzeyi diye algılamak yanlış olur. Şimdi biz burada gördüğümüz ikinci risk, bu tür de facto yönetim şeyler oluşursa, aynı de facto yönetimi oradaki Araplar, biraz ötedeki Türkmenler, Nusayriler, Dürziler de kurar ve Suriye Lübnanlaşır. Biz nihai olarak Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin, Nusayri kardeşlerimizin, Hristiyan dostlarımızın, bunların şeyinin nasıl olacağını, yeni Suriye'de nasıl yer alacaklarına Suriye'de birlikte oturup karar verecekler. Biz kimseyi de bu anlamda Suriye içinde tehdit unsuru olarak görmeyiz. Ama tehdit unsuru gördüğümüz husus, daha seçilen bir parlamento oluşmadan, anayasal süreç rasyonel olarak tartışılmadan, karşılıklı bir müzakere süreci yürütülmeden ki Suriye Ulusal Konseyi ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında bu problemlerin çözülmesi için biz birçok yerler bir araya getirmeye çalıştık. Bu bir rasyonel bir şeydir. Kendi aralarında bir müzakeredir. Kendileri karar verecekler. Ama bunlar olmadan birileri de facto bir otorite oluşturmaya kalkarsa, başkaları da de facto otoriteler oluşturduklarında Suriye işte o zaman bölünür. Bizim şu anda aldığımız tedbirler Suriye'nin bölünmesini değil, aksine bir arada tutulmasına dönük tedbirler olacak. Bundan da herkesin emin olması lazım. Peki, bir izninizle bir iki böyle araya fazla... Tabii üçüncü buradaki bir unsur da Halep meselesi. En başta açtığımız için. Yani Suriye'nin... %90'ı Arap değil mi? Halep'in. Bütün bu, ben kitapta buna Kuzey Orta Doğu diyorum. Yani Irak, Suriye, Lübnan şey... Buranın en büyük şehirlerinden, tarihi İpek Yolu da dahil olmak üzere en köklü 3-4 şehri varsa, biri Şam'dır en temeli, Halep'tir, Bağdat'tır, Musul'dur. Yani Halep gibi bir şehir orada, Türkiye'nin 30 kilometre güneyinde, o güçlü ekonomisiyle ve etnik mezhebi, dini kompozisyonu herkesin bir arada, bu şehir varken Halep ile Türkiye arasında bir yerlerde, Afrin gibi bir bölgede de facto bir oluşumun yaşayabilme şansı mümkün. Ama bunu yaparak bir terör yapılanmasına yönelmek isteyenler olursa da biz tabii tedbirimizi alırız. Alınır. Şimdi bu şey kısmı önemli. Bir netleştirmek açısından hani Türkiye'nin yaklaşımını. PKK-PYD orada fiili bir kendine göre bir işte devletleşme sürecine girerse buna dair bir takım şeyler geldi bazı yerlerde. İşte eğitim, silah dağıtıldığı, halkı eğitmeye başladıkları,
yönünde. Devletleşme çok şey bir tabir, doğru evet, bir tabir yani değil. Kimse, çok ileri bir tabir. Bu coğrafyada kimse devletle, şey öyle devletleşme kolay bir şey değil. Devlet öyle bir yani anda bir kriz anında oluşmaz. Ha, fiili bir otorite daha doğru bir tabir. Öyle devlet denilen tamam. olgu tarihte pat diye şey gibi çıkmaz. Devletleşme gibi bir şey çok. Fiili bir otorite kim kurarsa kursun. Hani aynı şey Nusayri unsurlar içinde geçer. Yani deniyor ki Nusayri devleti doğarsa. Evet. Tabii bu bir yüzde bir küçük bir ihtimal de olsa bütün bunları bir senaryo olarak çalışırız ama nihayetinde bir devlet oluşumunun öyle kolay bir süreç olduğunda kimse düşünmemeli. Çok büyük yaralara da sebebiyet verebilir. Öyle yeknesak artık modern devlet öyle yeknesak üniform etnik arındırmaya dayalı. Diyelim Nazkiye'de civarında Nusayri devlet kurdu. Ne olacak oradaki Türkmenler, Araplar, Sünni Araplar? Rafine bir şey. Yani bu artık bu şey dönemi 1940'ların 50'lerin mantığı böyle üniform devletler doğacak. Bunun yerine yaşayacak devletler veya kendilerini dünya sahnesine çıkaracak devlet unsurlarını içselleştirebilecek kabiliyeti olmalı. Bu bizim için de önemlidir. Yani Türkiye'de de bizim bütün bu demokratikleşme yoluyla yapmak istediğimiz şey, Kürt meselesi de dahil olmak üzere, aslında devlet olmanın bir gereği. Devlet vatandaşlarını içselleştirir, dışlamaz. Evet. Adını tek bir şeyle, bir referansla anmaz. Bütün bir vatandaşların referansıyla. Ha, fiili otorite diyelim. İşte evet. Bayrak falan dikiyorlar mesela. İşte Öcalan posterleri binalara dikiyorlar. Öcalan posterleri Türkiye'de yapılan bazı gösterilerde de var. Yani bunlardan ama bir devlet yani doğuyor diye. Bir öz yönetim diyorlar. İşte PKK'nın öz savunma güçleri diyor. Yani bir teorisi var PKK'nın. Tabii, silahlı var. Gücü de var. Var. Orada başka alternatif silahlı güç de yok şu anda bildiğimiz kadarıyla. Şey hani alarma... Hayır olur mu? Hür Suriye ordusu da dahil. Oradaki diğer unsurlar da dahil. Orada alternatif birçok yapılanma var. Yani Kamışlı'da falan var mı? Kamışlı'yı demiyorum. Yani zaten Kamışlı bölgesinde hiçbir bu tarz bir şey yok. Kamışlı bölgesi, Kamışlı Asakir bölgesi genelde şeyin kontrolünde. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin yani PKK, PYD mevcudiyeti orada çok daha az. Afrin Kobani'yi kastederek söylüyorum ama ne olursa olsun bizim için tehdit unsuru oluşturacak şeyleri söylüyorum. Terör mevcudiyeti, güvenlik tehlikesi, bir de de facto böyle fiili otoriter oluşturmak suretiyle Suriye'nin Lübnanlaşması. Yani milisler arası çatışmaların sürmesi suretiyle Türkiye'nin güvenliğini riske etmesi. Ne yaparız o zaman girer bir... Sayın Başbakan hayır, öncelikle onun bir olmaması, tampon bölge vesaire. Tabii işte en önce yapılacak şey ne biliyor musunuz? Mümkün olan en kısa sürede zamanda bu sürecin, bu değişim sürecinin tamamlanması. Bu tür tablolar genellikle değişim süreci uzarsa ve o yapılar kemikleşirse ortaya çıkar. Evet. Mesela Libya'da da bunlar yaşandı. İşte bölünecek mi, ayrılacak mı, şöyle mi olacak, üçe bölünecek vesaire. Süreç ne kadar süre kısa da sürede işte seçimlere gidilince yapıştırıcı bir etki yaptı. Evet. En kısa zamanda Suriye'de demokratik seçimlerle demokratik bir ortamda oluşmuş bir parlamento kurulması temin edilirse, bundan gücünü alan bir hükümet kamu düzenini kurarsa bütün bu yapıların ortaya çıkma bu şansı kalmaz. Bu şeyleri siz de görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz ama çok büyük bir tehlike olarak, büyük bir risk abartıldığı kadar böyle o işte PKK, PYD bütün o coğrafyaya hakim oluyor gibi şeyinde gerçeği yansıtmadığını söylüyorsunuz. Ağırlık ama bu risk yoktur anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani önemsiz tabii ben, kılmak evet, istemiyorum. Tabloyu, diyorum bir köyde bile bir terör mevcudiyeti varsa ve bize dönük bir tehdit oluşturuyorsa biz tedbirimizi alırız. Ama bunu hani Kuzey Suriye diye böyle bir yeknesak harita üretmek isteyenlere dönük olarak söylüyorum. Bazı şeylerde geçen ifadelerinden evet, yanlış anladım. Anlamış. Bunun Mesut öyle... Barzani'ye bunları mı anlatacaksınız? Mesut Barzani ile zaten şimdi öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki özellikle bizim sınır boylarımızda görüyorsunuz ne kadar dinamik. Eğittik gönderdik ne falan diye şeyler yaptı. Sonra onlara başka Sayın açıklamalar Başbakan getirdiler. Açıklama sonra dedi. Başka açıklamalar getirdiler ama bu coğrafya büyük bir devinim içinde. Bu devinimin de yanlış adımların atılmaması için kişilerin birbirinden aktörlerin, devletlerin, tarafların, partilerin ne derseniz deyin birbirinden şüphe duymaması için veya birbirini yanlış anlamamaları için ortaya çıkacak muhtemel şüphe unsurlarını çıktığı anda zahil etmek, yok etmek gerekir. Bu coğrafya dediğim gibi Türkiye'nin güneyindeki bütün halklar hangi etnik ve mezhebi temele sahip olurlarsa olsun bizim kardeşimiz. Şu anda bir şüphe doğdu ama herhalde. Hayır yani işte acaba bu ne yapıyor işte bunun zaten açıklığa kavuşturulması lazım. İkili oynuyor falan diyenler. Yani Türkiye en azından bizim kamuoyumuzda bu şüphe böyle bir sorgulama başladı. Gitti.
Bunun zahil olması lazım. Kaldı ki Suriye'deki gelişmeler daha ilk başlarında biliyorsunuz Barzani Türkiye'ye geldi, Sayın Barzani. Sonra tekrar geldi. Neçirvan Barzani geldi. Şimdi bir iade-i ziyaret gibi bunu bir şekilde de telakki edip bütün bu konulara tabii açık yüreklilikle yüz yüze konuşmaya ihtiyaç var. PKK fiili durumu devam ettirirse orada başka unsurlar da buna karşı çıkabilir diye bir güvenceniz de var herhalde anladığım tabii, kadar. Tabii. Çünkü kim sadece izin verir? Yani Suriye toprağında Suriye toprağını bölmeye çalışan bir unsura Suriyeli hangi kökenden gelirse gelsin herhalde Suriye'nin milli unsurları buna şey bakmayacaktır, müsamahakar bakmayacaktır. Burada ifrattan tefrite gitmemek gerekiyor. Hı-hı. Bir devletin kendi vatandaşına kimlik dahi vermemesi ifratın dönesinde büyük bir suçtur. Hı-hı. Ama ona geleceğim. Ama tam şey, en ötesinde de o devletin parçalara, bölük bölük parçalara ayrılması yönde bir çabada bir başka suçu teşkil ediyor. Herhalde Türkiye yani siz öncelikle Esad yönetiminin gitmesi ve devamında oradaki bütün unsurların bir araya gelip Suriye devletini geleceğe taşıması yönünde bir tabii. bölgenin geleceği tabii. de ve orada şekillensin. Suriye devleti ne şekil alacaksa oturup kendileri karar verecekler. Şeyler bizim bu teminatı veriyorlar mı peki? Hani değişik açıklamalar duyuyoruz ama Özgür Suriye Ordusu burada şeyin de açıklamaları oldu gerçi. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı'nın açıklamaları oldu ama biz hani buna izin vermeyiz diye bu güvenceye yeterince ikna edeceğiz. Suriye Ulusal Konseyi'nin başkanı da bir Kürttür Abdülbesit Say'da. Evet, ama karşılığı yok deniyor. İşte İsveç'te yaşamış şimdi falan. Bu BDP'liler öyle diyor. Hayır, bu şunu gösteriyor. Suriye Ulusal Konseyi'nin ne kadar içselleştirici olduğunu gösteriyor. Nasıl karşılığı yok? O anlamda. Nasıl yani hayatını, şimdi Abdülbesit Seyda'nın ben kitaplarını biliyorum. Bütün akademik kariyeri Suriye'deki Kürt muhalefeti üzerine. Karşılığı Suriye'de, var yani. Nasıl Suriye'deki bütün kariyeri yazdıkları Suriye'deki Kürt muhalefeti üzerine, Kürt hareketi üzerine. Şimdi ama peki PYD'nin, PKK'nın ne kadar karşılığı var? Veya diğer unsurların? Ya, şu anda ortada bir böyle karşılık arayacak bir zemin daha yok. Michel Temo'nun katledilmesinin sebebi buydu. Çünkü Temo'nun da daha önemli liderlerden de biz Türkiye ile de teması vardı. Bunun bu Suriye rejimiyle PKK, PYD unsurları onun katline yani onun öldürülmesinde payı olduğu hep zikredildi. Öbür tarafta dediğim gibi Suriye Kürt Ulusal Konseyi var. Bütün bunlar oradaki böyle yeknesak bir yapılanma, coğrafi bakımdan yeknesak, siyasi yaklaşım, örgüt yapısı bakımından yeknesak bir yapı olduğu iddialarını çürütüyor bir anlamda. Ama bizim için önemli olan bu da değil. Yeknesak şey de olabilir, birbirleri bu konuda Kürt kardeşlerimizin taleplerini dile getirecek her yapılanma, bu talepler Suriye'nin kendi içinde diğer Suriyeli kardeşlerimizle birlikte müzakere edilerek getirirse her zaman desteklenmelidir. Onların ve diğer unsurların, Türkmenlerin de, Dürzilerin de, bütün o Suriye'yi oluşturan unsurların karşılıklı olarak oturup bunları konuşmaları lazım. Bu da bir özerk yönetim peki. Yani şimdi şeyler de öyle diyor zaten. Bu PYD sorumlular, ben not aldım mesela Salih Müslim. Biz diyor şey yani devlet bağımsızlık istemiyoruz. Özerk otonom, hatta federalizm de istemiyoruz gibi şeyleri var. İleride hani savaş bittikten sonra, Esad gittikten sonra bu oluşacak idari yapı içerisinde böyle bir özerk yapı oluşursa buna itirazımız olur mu? Önemli olan Suriye'de halkın iradesiyle seçilmiş bir parlamentonun oluşması, o parlamentonun kendi içinde müzakere ede ede, akli yollarla, çatışmadan yeni bir anayasal zemin kurması. Bunu kurduklarından nasıl kendi aralarında anlaşacaklarsa o, biz ona saygı gösteririz. Öyle ki şey özel. Hayır, onlar kendi aralarında, anlaşacakları şeyler yani bunu bizim... Artık korkmuyoruz yani böyle bir şey. Niye korkalım yani kendinden? Ama bize de şey olur diye. Hayır, işte. Hayır, bir kere hemen işte yanlışlık şurada. Zaten buradaki model alırsa diye. Mehmet, buradaki en şey yanlışlık burada zaten. Türkiye'yi Irak veya Suriye ile karşılaştırmak bu açıdan yanlış. Türkiye'de demokratik yapı içinde seçimler özgür bir ortamda hakları seçim yaşadığı için bütün bu hakların sağlandığı, vatandaşlık hukukunun yerleştiği, köklü bir devlet geleneğiyle birlikte köklü bir arada yaşama kültürünün oluştuğu. O vatandaşlık yerleşmedi ama bu yani Kürt sorunun en önemli parçalarından olur mu canım? Biri. Niye? Yani olarak, şu anda vatandaşlık olarak bir Türk'ün, bir Boşnak kökenli bir vatandaşımızın, bir Kürt kökenli vatandaşımıza bir üstünlüğü mü var? Veya bir Sünni'nin bir Alevi'ye üstünlüğü mü var? Yani şu anda bizim hukuk şeyimizde böyle bir durum mu var? Bir tarafta
Bu anlamda bütün vatandaşlar eşit gören hatalar olmamış mıdır? Ne büyük hatalar yapıldı? Bunu en fazla ortaya koyan, açıkça eleştiren AK Parti hükümetleri de bizim dönemimizdir. Ben tarih ve yakın tarihi bilen bir insan olarak da ne kadar büyük yanlışlıklar yapıldığını Kürt kardeşlerimiz dönemi bunu biliyoruz. Ama şimdi Suriye'deki gibi vatandaşlık kimliği bile verilmeyen bir şeyden bir anda demokratik yapıya geçmeye çalışan bir ülkedeki durumla Türkiye'yi karşılaştırmak Türkiye'ye büyük bir haksızlık. Yani şunu da anlamalı mıyız? Hani ya bir da, şey idari yapı olarak özerk bir şey bile olsa Suriye'de bizim korkacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz Kürtlerimize sahip çıkıyoruz. Biz Türkiye demokratik zemini güçlü, ekonomisi büyüyen, dünyada ağırlığı artan bir ülkenin vatandaşlarının bir kere kendisine güven duyma, özgüvenini kuvvetli tutması lazım. Devlet yöneticilerinin de buradan aldıkları psikolojiyle hareket etmeleri lazım. Yani bir muhalefet temsilcisinin böyle bir korku üretmesi kim olursa olsun Türkiye'ye yapılan yanlışlık olur, haksızlık olur ve vatandaşlarımız arasında da hiç olmayacak problemleri tetikler bu. Yani Suriye'deki ne benzer ya da Irak'ta onlarca yıldır işte Halepçe'ye kadar da Saddam'ın zulmüne maruz kalmış bir Kürt oluşumundan bahsediyoruz. Halepçe, bizatihi Halepçe'nin kendisi de. Yani hep şeyleri kaldı sordu. Ki bu bile Irak'ta nihai kertede bir bölünme durumu ortaya çıkarmadı. Çünkü bölünme dediğiniz şey yani bunlar kolay bir şey değil. Kadim dönemden beri Mezopotamya, Anadolu, Balkanlar etli tırnak gibi unsurların içine geçtiği bir yer. Herhangi bir unsuru kopardığınız zaman öyle kolay olmuyor bu. O bakımdan bizim öncelikle hepimizin bütün toplum kesimleri. Biraz rahat olmak lazım. Soğukkanlı olmamız, rahatlık, rehavet anlamına gelmemeli. Ama kendimizden emin olmamız. Yani paniğe de kapılmamak lazım. Tabii kesinlikle. Bu nihai dönüşüm, ortadaki dönüşüm kaçınılmazdı. Yaşanıyor. Tarihin bir cilvesi, bir takdir ilahi. Bugün bizler bu yükü taşıyoruz. Yani bu dönüşümle yüzleşme yükünü. Bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Elimizden ve geldiği ne geliyorsa hakkını vermeye çalışıyoruz ve gelecek nesillere daha az problemli bir Orta Doğu bölgesi devredebilmek için çalışıyoruz. Şunu bu konuda hiç kendimi sormak zorunda hissediyorum. Hep böyle bir hani korkular şöyle olursa böyle olursa falan bunları sordum. Bir karşılığı da var elbette toplumda ama bir tersinden hani bir Kürt fobisi bizde hep oldu Türkiye'de. Kürtlerden korktuk. Kuzey Irak'ta şöyle olacak böyle olacak. İşte Birleşik Bağımsız Kürdistan haritalar hep yeni bir durumda değil. Biraz bunu da atmamız gerekmiyor mu artık? Kesinlikle. Yani siz şey dediniz değil mi? Tarihin normalleşmesi, coğrafyanın normalleşmesi. Tabii. Yani o Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de başka bir şey vardı burada. Bu çok doğru bir şey. Biz iktidar olana kadar ben başdanışım olarak Ankara'ya geldiğimde gördüğüm psikolojiden, çok ürktüğüm psikolojiden biri şuydu. O zaman Irak Savaşı ile ilgileniyorduk. Irak'taki savaş sonrası durumla, savaş öncesi halde. Şunu fark ettiğimde gerçekten büyük bir şok yaşadım. Türkiye'nin Irak politikası sadece Kuzey Irak'a endeksliydi. Yani Basra'ya dönük bir yaklaşımımız, Basra'daki grupları tanıma, ne bileyim Musul'da ne var, Kerkük'te hatta ne var bunlarla ilgilenmekten daha çok Kuzey Irak politikamızda sadece PKK'ya endeksliydi. İstihbarat yapılanması böyleydi, dış politika yapılanması böyleydi. Biz bunu derinden ve kökten değiştirdik. Olması da gerekiyordu. Bizim şimdi yani böyle şöyle bakıldığı zaman zaten diğer bu fobi dediğiniz yaklaşımlarla aramızdaki temel fark bu. Onlar için fobi yani bir risk var, bir tehdit var PKK doğru. Ama oradan bir fobi üretiliyor. O fobiyle Irak'a bakılıyor. O fobiyle Suriye'ye bakılıyor. Sonra bütün o fobilerle Orta Doğu'ya bakılıyor. Bütün o fobilerle dünyaya bakılıyor. Bizim ise ben komşularla sıfır sorun dediğim şeyi hala savunuyorum. Bu bir psikolojik devrim gerekiyordu Türkiye'de ve biz bu devrimi yaptık. Komşularımızın hepsinin bize düşman gibi, tehdit gibi görüldüğü bir psikolojiden aldık çıkardık bu ülkeyi. Şimdi de yakın zamanda da inşallah bugün söz konusu analizcilerin çok ötesinde ilişkiler kuracağız Suriye'yle de Irak'la da. Şimdi Irak politikasını nasıl değiştirdik? Bizi şimdi eleştirenler ilk defa Kuzey Irak'ta yakın ilişkiler geliştirdi. Hayır, sadece o değil. Sünni gruplarla Sünnileri 2005'te siyasal sürece katan biz olduk. Bütün Şii grupları ilk defa bir Şii lider düşünün. Şiiler bu kadar zulüm görmüş Irak'ta. Irak meselesi Türkiye'nin can alıcı meselesiydi. 1991 Irak Savaşı'ndan
2003 yılına kadar herhangi bir Şii lider Türkiye'ye gelmemişti. İlk gelen Abdülaziz el-Hakim'dir rahmetli, Allah rahmet eylesin. Biz getirdik. İlişki, Muktada Sadır'la ilişkiyi biz kurduk. Oğlu Ammar el-Hakim benim bu bölgede en çok güvendiğim Abdülaziz el-Hakim'in oğlu. Ve en sık görüştüğümüz lider şeylerden biri oldu. Ve bütün Şii liderler Türkiye ile ilişki kurdu. Sünni liderler kurdu. Kürt politikasına. Kürt meselesi de yani Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle de dikkat ederseniz 2007 yılında neredeyse yılına kadar tabu. Daha ilk 2003'te 2004'te Barzani Talebani geldi. Ama bir tabu haline dönüştürülmüştü. Onun için demin örnek verdim. Beni hala üzer. Dağlıca baskını olduğunda bugün bizi eleştirenler Erbil'in üzerinden uçak uçurmaktan bahsettiler. 2007 Kasım'ında. Şimdi de aynı korkuyu Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bir psikolojik hareketle oluşturmak istiyorlar. Bekliyorlar ki biz bütün Suriye'yi kuşatan, bütün Orta Doğu'yu kuşatan politikalardan vazgeçelim ve yakınımızdaki bir tehlikeye odaklı, dar, at gözlüğü takmışçasına bir politikanın içine sürüklenelim. Bu olmaz. Ben şunu açık burada dostlar yapacağım. Ben, biliyorsunuz 2007'de milletvekilliği söz konusu olduğunda ayrılmak için Sayın Başbakanımızdan izin istemiştim. Ve birkaç ay içinde de ayrılacaktım. Benim göreve devamımı sağlayan iki faktör vardır. Birincisi uzattığımı sağlayan Dağlıca baskınıdır. Çünkü orada bir Türk-Kürt çalışması çıkarılmak isteniyordu. Ben Bağdat'a giderek doğrudan Neçirvan Barzani ile yüz yüze konuştum. Sayın Talebani ile konuştum. Hatırlayacaksınız 2008 Şubat'ı. Bizim Kuzey Irak'taki kara harekatı devam ederken gidip görüştüm. Ve bu bence son 10 yılın en büyük riskli dönemiydi o. Bir Türk-Kürt çatışması çıkarma senaryosuydu. Şimdi aynı şey mi var? Senaryosuydu. İlk Dağlıca baskını. İkincisi de biliyorsunuz parti kapatılma davası açıldığında da ahlaken de siyaseten de artık benim bütün bu siyasi sorumluluğu parti içinde üstlenmem gerektiği kanaatiyle siyasete girdim. Burada da yeni ama Kuzey Suriye. Şimdi de aynı şey yapılmak isteniyor ki bizim dikkatimiz şeye, ayağımızın ucuna gelsin. Hani yine bir şeyde verdiğim bir örnek. PKK üzerinden bütün Kürtleri hedef alalım. Şöyle düşünün. Bir çay tepsi taşıyan birisi. Çok denemişsinizdir. Eğer çaya bakarsa çayı döker. Öne bakacak ama çaydan da emin olacak. Yani o tepsiden de emin olacak. Şimdi öyle yapmak istiyorlar ki bizi. Ayağımızın ucuna bakalım. Yani çaya bakalım. Orada bir şey var diyor. Oraya dikkat şey yapıyor. Ve dikkatimiz bütün Suriye'den kopsun. İşte o zaman çay dökülür. Bizim meselemiz, dış politika yaklaşımımız şu. Bütün Orta Doğu'ya bakıyoruz. Sadece Suriye'ye hani şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu niye Mısır'dan bahsetmiyor? Niye Tunus'tan bahsetmiyor? Niye Libya'dan bahsetmiyor? Niye Fas'tan bahsetmiyor? Bütün bu ülkelerde ilk hareketlenmeler oldu da Sayın Kılıçdaroğlu ve benzeri zihniyettekiler onlara da karşı çıktılar. Hatırlayacaksınız bize dediler ki nasıl bir öngörüyse Sayın Başbakanımız mecliste Mübarek karşı konuşma yaptığında yanlış yapıyor Türkiye. Gidip Mübarek'le konuşmalı dedi. Bir hafta sonra tarihin sahnesinde Mübarek yoktu. Evet. O sırada bir Dışişleri Bakanı zannediyorum Papandreou'da hani Mübarek'e gitme teklifinde bulundu falan. Ona istinaden bu yapılmalı. Kaldı ki biz Esad'a defaatlerce de gittik, görüştük. Şimdi şunun niçin söylüyorum? Biz Ankara'da otururken ister yönümüzü güneye doğru bakalım ve Orta Doğu'ya bakalım. Bütün Orta Doğu'yu şöyle zihnimizde bir haritası var. Hepsini Yemen'de ne oluyor biliyoruz, Fas'ta ne oluyor biliyoruz, Bahreyn'de ya da Mısır'da. Elimizden geldiği kadar bütün bu Orta Doğu ile ilgili geliştirdiğimiz vizyonu politikaya dönüştürüyoruz. Nedir bu vizyon? Bir gün bu sınırların, bırakın küçük sınırlar da olmasını, bu sınırların tümünün anlamsız hale geleceği, yani sınırlara saygı olacağı, sınırlara saygının olacağı, herkesin birbirinin sınırına saygı duyduğu, aynı Helsinki Sözleşmesi gibi 1974, bütün bu sınırların anlamsız hale geleceği bir barış bölgesi düşünüyoruz. Dönüp yönümüzü batıya baktığımızda, keşke Sayın Kılıçdaroğlu sorsaydı Saraybosna sokaklarında, Tuna boylarından Edirne'ye kadar bir barış havzası olsun istiyoruz. Dönüp doğuya baktığımızda, ki o da olacak inşallah bir gün, Ermeni-Azeri meselesi, Gürcistan, Gürcü-Afhazan meselesinden ta Kırgızistan'a kadar. Kırgızistan'da bugün seçimle gelmiş bir iktidar varsa bunu onurla, gururla söylüyorum. Bunda Türkiye'nin payı çok büyük. Bütün bu coğrafyalar, ondan sonra geliyoruz, önümüzdeki çaya bakıyoruz. PYD ya da PKK gibi unsurlar var da bizi tehdit ediyorsa ya da Kuzey Irak'ta bizimle işbirliğine mi yakın
bize karşı mı bir yapılanma var? Bunları görüyorsak o resim içinde onlarla ilgileniyoruz. İlkeleri ona göre koyuyoruz. Bir yerde benimsediğimiz tabii. O yüzden şimdi Kuzey Irak'la 3-4 yıl önce ilişkileri niye soğuk diye eleştirenler şimdi niye sıcak diye eleştiriyorlar. Yok, hepsinin yeri zamanı var. Peki. İnşallah biz bu ideali hayata geçirecek şekilde bu krizleri yöneteceğiz. İzninizle bu şeyi de akşam iftardan sonra bir deneyelim, bu çay tepsisi. Bu ayaklara bakınca dökülüyor mu? İzleyicilerimiz de bir bakabilirler ona. Bir tekrar bir reklam arası vereceğim değerli izleyenler. Dönüşte Sayın Bakan'a yine sorularım olacak. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi hep Suriye'yi konuştuk ama izleyicilerimizden bir tanesi de soruyor. Galip Ardahanlıoğlu mesela bu Arakan'la ilgili dışişleri neler yapıyor diye soruyor. Yani buradan yola çıkarak dışişleri elbette Suriye ile ilgilisiniz, ilgileniyorsunuz. Biz de en güncel konu olduğu için programın önemli bir bölümünü buraya ayırdık ama başka gündeminizde neler var sizin bakanlık şimdi, olarak? Şimdi çok güzel bir soru. Çünkü tabii kamuoyu o günlerde neyle meşgul oluyorsa zannedilir ki Dışişleri Bakanlığı da bakan olarak ben de hükümet olarak da hep aynı, sadece o konuyla ilgileniyoruz. Aslında Türkiye artık o kadar geniş bir alanda diplomasi yürütüyor ki bir günün hikayesini yazdığınızda bazen 10 farklı bölgede 10 farklı meseleyle ilgileniyorsunuz. Kimisiyle kriz yönetimi, kimisiyle vizyoner bir girişim, kimisiyle başka alanlarda. Bunun çarpıcı misali Haziran ayında bütün bu Suriye ile boğuşurken 10'a yakın zirve yaptık İstanbul'da. Medeniyetler İttifakı Zirvesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi, Nükleer Silahsızlanma Zirvesi, Somali Zirvesi ve birçok. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü girişimini başlattık birçok alan. Yani zaten eski anlayış buydu, yıktığımız anlayış buydu. Kıbrıs sorunu var, Kıbrıs'la ilgileniriz ve her yere ona göre bakarız. Kürt sorunu var, onunla ilgilenir PKK vesaire. Hayır, bugün Türkiye dünya haritasının her yerinde aynı anda kriz yönetebilecek, aynı anda vizyon geliştirebilecek kapasiteye sahip. Bir de buradan geliyor bu soru. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Şu ana kadar nasıl yaptıysak bundan sonra daha da geçecek. Evet, hayalcilik. Tabii geçen gün söyledim de yanlış anlaşıldı. Önce her şey bir rüyayla, bir hayalle başlar. Ülkeyle ilgili, insanlıkla ilgili hayali, rüyası olmayanlar siyasete de bir katkıda bulunamazlar. Bu böyle. Hani Martin Luther King'in, Malcolm X'in, o Amerikan zencileri için bir hayali var. Ve birçok Gandhi'nin bir hayali var. Hepimizin insanlıkla ilgili bir hayalimizin olması lazım. Bu idealizmi kaybettiğimiz zaman zaten kör bir siyasetin içine mahkum oluruz. Şimdi mesela Arakan'daki olaylarla ilgili. Daha ilk andan itibaren ki yine bir öngörü bakınız. Myanmar'a bu sene büyükelçilik açtık biz. Ve 50 milyonluk büyük bir ülke. Ve büyükelçimiz giderken Ocak ayında gitti. Giderken talimat istediğinde iki talimat verdim ona. Bir, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den ve Mısır'dan götürülen ve orada şehit düşen esirlerimiz, İngilizlerin elinde Myanmar'da şehit esirlerimizin mezarlarının bulunması. Tek tek bulacaksınız ve önce onlardan izin isteyerek, onların maneviyatından izin isteyerek o ülkeye gelip al bayrağı getirdik diye oraya ulaşacaksınız. İkinci olarak da oradaki Arakan Müslümanlarıyla ilgileneceksiniz demiştim. Büyükelçim